Ergündüler, enerji masası. Daha önce birkaç kez yazdım. Yeni dünya düzeni 2018 bitmeden kurulacak ya da en azından temeli atılacak. Bunu göreceğiz. Ancak sanki bu tarihe yetiştirilmesi için özel ve büyük adımlar atılmakta. Büyük planlar yapılmakta. İçinden geçtiğimiz şu günlerde büyük güçler olmadık nedenlerden dolayı birbirlerine saldırmakta. Hedefse yönetmek. Her şeyi, herkesi. Zaten bu da ancak ve ancak büyük bir savaşla olur. Öyle bir satranç tahtası konuldu ki herkes hamle yapmak istiyor. Haklı olarak biz de. Karşımızda bizi hem tahtanın üzerinden hem de oyunun oynandığı alandan atmak isteyenler de var. Bunu Batı basınını takip edince çok rahat görüyoruz. Zaten istihbaratın %95'i açık istihbarat derler ya, durum tam da bu. Nasıl mı? Açalım biraz. Dün biraz söz ettim. Oradan devam edelim. Pentagon'un Orta Doğu'daki en güçlü ortağı 2005 yılından beri Adnok. Yani Abu'da bir ulusal petrol şirketi. Bugünlerde Aramco'nun yeni dünya düzenindeki önemi tartışılırken Pentagon'un Adnok ortaklığı çok derin. Amerika üstlerinin bulunduğu ülkelerde bazı özel anlaşmalar imzalıyor. Örneğin Orta Doğu ve Afrika'daki üstlerindeki uçakların yakıtı Adnok tarafından karşılanıyor. Amerika ortalama her yıl Ednok'a 5 ila 7 milyar dolar civarında bir ödeme yapıyor. Tabi bu görünen tablo, gerçekte ise böyle değil. Pentagon, Tunus devrik lideri Zeynel Abidin bin Ali, Libya devrik lideri Muammer Kaddafi, Yemen devrik lideri Ali Abdullah Salih ve Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'e bir şekilde yardım ediyor, para gönderiyordu. Amerikan kongresinden çıkan kararlar dolar olarak buralara yol alıyordu. Giderken uğradığı asıl istasyon Ednok'tu. Sonra da Amerika, Bin Ali Ali Abdullah Salih Kadafi ve Mübarek'ten bu verilen paraların 2-3 katını alıp Orta Doğu, Afrika ve Asya'da gizli operasyonlar için kullanıyordu. Peki sadece bu dört devrik lider mi Amerika'nın tüm taleplerini karşılıyordu? Elbette hayır. Sevmeseler de Amerika'ya karşı olsalar da diğerleri de hem nefret ediyor hem de her isteğe evet diyorlardı. Kuveyt'te bulunan Amerikan üssü Arif Can, Irak ve Suriye için çok önemliydi. Abu Dhabi'de bulunan Ennahyan ailesi Adnok'u yönetiyor. Kuveyt'in ulusal petrol şirketi Kuveyt Petroleum Corporation da El Sabah tarafından yönetiliyor. O da Pentagon'dan emir alıyor. Kuwait Petroleum Corporation CEO'su Nizar Muhammed El Adsani de El Sabah ailesinin Washington merkezli kararlarını uyguluyor. Petrol kendilerinin ancak kararlar onların değil. Şaka gibi ama değil. Niye bunları yazdım? Çünkü Kuwait Petroleum Corporation Ednok'la bir araya gelmek üzere. Gizli yürütülen anlaşmaya göre Ednok'la Kuwait Petroleum Corporation birleştiği anda Aramco'dan daha büyük bir güç olacak. Sistematik adımlarla ilerleyen süreçte Pentagon önce Aramco'yu ardından da bu iki şirketi yönetmeyi düşünüyor. Daha önce de çok kez yazdığım gibi Aramco ile yetinecek gibi de durmuyorlar. İstedikçe alıyorlar, aldıkça istiyorlar. İşte eğer bu adım dağıtılırsa çok şey değişecek. Bu gerçekleştiği an Birleşmiş Milletler üyesi 190 ülkenin tüm enerjisi Pentagon'un emrine geçecek. Rusya yaşamak için Pentagon'dan izin almak zorunda kalacak. O nedenle Rusya bir yandan Türkiye ile yaptığı Türk akımı projesine, öte yandan da Almanya ile Kuzey Akım 2 projesine sarılmış durumda. Bunu yapmaktaki en büyük amacı Pentagon kuşatmasını yarmak. Pentagon planlarının önüne geçmek, mümkünse de durdurmak niyetindeler. Amerika, Almanya'daki en büyük güçtür. Bu güç son zamanlarda zarar görmeye başladı. Amerika'nın İran anlaşmasını iptal etmesinin en büyük nedeni Almanya. Çünkü bu anlaşma feshedilirse Almanya çok büyük bir darbe alacak. Akkor grubu, Total, Airbus, Fransa, Melia Hotels, İspanya, Volkswagen, Mercedes-Benz ve Audi Continental, Doktoratker, Osram, Profilo, Henkel, Hoffman, Lufthansa ve Bayer, Almanya büyük bir kayba uğrayacak. Pentagon bu adımlarla Almanya'ya en ağır darbesini indirmeyi planlıyor. Belki İngiltere sadece bu nedenle Amerika'nın yanında. Belki de kraliçe sırf bu nedenle ailenin yani Rothschild'lerin bir kesiminin karşısında. Pentagon bütün bunları yaptıktan sonra tabi yapabilirse Türkiye ile oturup anlaşmaya çalışacak. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için Akdeniz kozu kullanılacak. Almanya ve Türkiye'ye karşı düşündükleri adımları atabilirlerse Rusya'nın kendiliğinden diz çökeceğini düşünmekteler. Planları bu. Pentagon, CIA ve Amerika Dışişleri Bakanlığı bu konuda ortak bir harekat merkezi kurdu. Belki de son 50 yılda ilk kez bu üç birim birlikte çalışmaya başladı. Hedefleri Türkiye, Almanya ve Rusya. Net. Türk şirketlerinin İran'la yakınlaştığı an attıkları adımları görüyoruz. Yine kafalarına göre kara liste yayınlıyorlar. Kimseyi dinlemeden etmeden. İki komşu ülkenin ticaret yapmasından rahatsızlar garip bile denmeyecek şeylerin peşinden koşuyorlar. Vazgeçmeyeceklerdi. Bir de masalarında Halkbank dosyası var. Daha önce ertelenecek diye yazdım ve her defasında ertelediler. Türkiye'yi kenara sıkıştırmak için kullanacaklar bu kozu. Eğer ipler kopar da kafalarındaki sonuca alamazlarsa en ağır faturayı çıkarmaya çalışacaklar. Bu da net. Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye'de tutuklu olan Pastor Branson'ın aile dostu olduğunu ve onun Türkiye'de tutuklu bulunduğu her an için kızgın olduğunu söyledi. Benzer açıklamayı bizzat Trump da yaptı. Hatta yakında onu kurtaracağız dedi. Aslında Branson Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için çok önemli bir koz. Amerika'da bu kozu kullanmak adına hiç tereddüt etmiyor, etmeyecekti. Biraz daha işin içine girelim, hesabı anlayalım. Çünkü oyunu bilmezsek adım atarken zorlanırız. Pentagon güçlü bir Amerika Birleşik Devletleri istiyor. Kendi açılarından son derece doğal. Ancak güçlü Amerika Birleşik Devletleri'nin yolu enerjiyi kontrol etmekten geçiyor. Pentagon enerjiyi %100 kontrol ederek yeni dünya düzenini kurmak ve ele geçirmek istiyor. Üçüncü Dünya Savaşı'nın ta kendisi bu. Atılan adımlar da savaşların sonuçlarından daha büyük. Gelişen dünyada enerjinin olmadığı bir güç yok olacaktır. F-15 Eagle, F-22 Raptor, F-35 Lightning II dünyanın en gelişmiş savaş uçakları. Ancak yakıtı olmayan bu özel teknoloji harikası uçaklar birer demir parçacıkları. Pentagon'da hiç değişmeyen bir söz vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasında da bunu görürüz. Enerji kaynaklarını kontrol eden tüm dünyayı kontrol eder. Bu söz bugün için çok daha anlamlı çünkü Pentagon enerji kartını kimseye vermek istemiyor. Enerji ile paranın dolaşımını ele geçirmek amacındalar. Enerjiyi kontrol ettiğin anda Orta Doğu, Asya ve Afrika'nın sahibi oluyorsun. Bu da Avrupa'yı yönetme hakkını sana elmaslarla süslenmiş bir kutuda veriyor. Amerika başkanı olanlar ilk briefinglerini enerji üzerine alır. Enerjiyi kontrol eden Amerika'nın geleceğinin ve ulusal güvenliğinin hep üst düzeyde olduğu anlatılır. Enerji şirketleri de Amerika dışında iş yapamaz. Royal Dutch Shell, Total, Eni, Statoil, BP ile ExxonMobil İran petrollerini yönetiyor hepsinin ayrı ayrı ya da birleşerek operasyonları var. Yani Amerika'nın ambargo uyguladığı İran'ın petrollerini İran hariç herkes yönetiyor. İşte Pentagon İran petrollerinin de ya Aramco ya da Ednok tarafından yönetilmesini istiyor. Yani kendisi direksiyona geçmek amacında. Planda bu. Bu çok büyük bir planın sonucu. Etkinliği de kıtalar arası. O nedenle bu planın engellenmesine karşı Pentagon çok titiz adımlar atıyor. Amerikan üslerinin olduğu ülkelerdeki adımlar hakkında çok daha etkin olacak. Amerikan üslerinin kurulma planı tamamen Washington politikalarının etkin olmasıdır. İşte o etkinliği göreceğimiz zaman dilimindeyiz. Paranın da enerjinin de silahın da çok daha değerli olduğunu görüyoruz. Bunların hepsini elinde bulunduran bir güç yok. Hiç olmadı. Ancak Pentagon bu üç gücü de Washington'da toplamak istiyor. Başarabilir mi? Hiç kolay değil. Ancak İngiltere ve Rothschild'ler destek verir, ortaklık kararı alınırsa belki. Ancak tek başına zor, çok zor. Zorlandıkları an gelecekleri ilk ülke biz oluruz. Bilirler. Aslında Türkiye ile adil bir ortaklıkta tüm bunlar daha kolay olurdu. İşin içinde Rusya ve Türkiye'nin de bulunduğu bir ittifak çok engeli aşardı. Ancak adamlar tek başlarına yürümek niyetindeler. Önce İngiltere ve aileyle olan bağlarına bakalım. Orada durum ne olacak izleyelim. Sonrasında Okumak daha kolay. Her ne olursa olsun Türkiye olmadan olmaz. Bunu bilerek gidelim. Biz olmadan tek bir varil petrol sağlıklı bir şekilde Orta Doğu'da dolaşamaz. İznimiz olmadan hiçbir hat Akdeniz'e Avrupa'ya bağlayamaz. Bakalım önümüzdeki günler ne getirecek. Bir masa kuruldu. Taraflar konuşmaya başladı. Yakında sonuçlarını göreceğiz. Sonrası kolay. Ergündiler takvim.